Evet, madem yeni yıla geldik arkadaşlar, birçoğumuzun sürekli merak ettiği, tartıştığı bir konu olan Noel Baba yani Santa Claus gerçekten Coca-Cola tarafından mı yaratıldı ve Noel Baba gerçekten Türkiye'de mi yaşadı? İşte detaylar. Az sonra az sonra trollük yapmayacağım arkadaşlar. Önden bu cevapları vereceğim, ondan sonra detaylara gireceğim. Noel Baba'yı Coca-Cola mı yarattı? Noel Baba daha önceden de vardı. Santa Claus ismindeydi yine. Ancak çok farklı kültürlerde, çok farklı şekillerde bulunuyordu. Kısa boylu elf şeklinde ya da uzun boylu dev bir adam. Hatta bazen şu Krampus falan var ya korkunç böyle Santa Claus şeklinde. Ya da sadece psikopoz kıyafetleri içinde bir insan olarak. Coca-Cola bir çizer buluyor ve bu çizere Noel Baba'yı çizmesini istiyor. Noel Baba da gerçek hayatta göbekli sakallı birisinden faydalanarak bunu çiziyor. Ve aynı zamanda da Noel Baba ile ilgili bazı şiirlerden de oradaki tanımlarından da çünkü hep farklı tanımları var. Oradaki tanımdan da esinleniyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz Noel Baba karakterini göbekli, sakallı, bilmem ne kemerli falan kırmızı kıyafetli 1930'lardan sonra Coca-Cola yaptırıyor. Evet ama Noel Baba kutlaması ve Noel Baba efsanesi çok daha önceden beri var. Bir ikincisi de Noel Baba'nın gerçeği gerçekten Türkiye'de mi yaşamış? Evet Şimdi detaylara girelim. Bu arada bu bilgiyi nereden buldum? Bizzat Coca-Cola'nın kendi sitesinde arkadaşlar. Noel Baba gerçek hayatta yaşamış Aziz Nikolas isimli bir din adamının üzerine mi inşa edildi? Evet. Milattan sonra 4. yüzyılda Türkiye'de yaşamış birisi. Mira isimli bir köyde yaşıyor ve burada psikobozluk yapıyor, bir bishoplık yapıyor yani. Öldükten sonra da efsaneleşiyor ve Aziz Nikolas adını alıyor. Çünkü çocuklara karşı büyük bir ilgisi... Bir dakika ne? Bir yandan da okuyorum da arkadaşlar. Okuyup Türkçe'ye çeviriyorum. Çocuklara karşı olan özel ilgisi ve onlara bir sürü hediyeler alması mı? Evet bazı şeyler şimdi anlaşılıyor. Çocukları teker teker kucağına oturtması mesela. Kucağına oturtup ne istiyorsun demesi. Neyse günahını almayalım. İlk başlarda bu ünü Rusya, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya buralarda yayılıyor. Ancak Hollanda bu karakteri en çok ünlendiren ülke. Abi ciddi ciddi giziden gizliye böyle çocukçu falansa bu adam. Baksana ne diyor bir sürü işte hediyeler alırdı şeker. Çok ilgi gösterirdi çocuklara. <laughs> zaman makinesi. Ne zaman icat edilecek abi şu zaman makinesi. Çıldırıyorum. Gitmek istediğim birinci yer Hira mağarası. İkinci yerde Aziz Nikolas'ın yanına gidip gizlice gözetlemek. Evet Hollandalılar Aziz Nikolas'a bir gün ayırmış. Biz tabi burada çok farkında değiliz bunun ama Hristiyanlar bunu çok yapıyor. Romanya'da da mesela Ortodoksların bir takvimi var. Günlerin yarısı dolu belki. Aziz bilmem ne günü, Aziz Ahmet günü, Aziz Mehmet günü. Aynı isimde isen eğer sana sanki doğum günümüş gibi hediye falan alıyorlar. Aziz Efe günü mesela. Efe isminde olanlara hediye falan alıyorlar. Neyse Aziz Nikolas'ın ilk versiyonu bir eşeğin üzerinde giden ve psikopoz kıyafeti giyen bir din adamı. Ve o şapkası falan da var yani psikopoz şapkası da var. Psikopozun ne olduğunu kafanızda canlandıramadıysanız arkadaşlar şu gevur satrançlarında bir şıp var ya o işte. Evet o zamandan beri süt, kurabiye bırakma, eşeği yesin diye saman bırakma vesaire varmış. Na bak bak bu var. Ertesi gün uyandıkları zaman Samanın gitmiş olduğunu ve pabuçlarının da hediyeyle dolu olduğunu görürlerdi diyor. Şu an bu Romanya'da hala yapılıyor biliyor musunuz? Eşim hala yapıyor bunu. Ama günü farklı. Büyük ihtimalle mezhep, mezhep de gün değişiyordur. 3 Aralık'ta mıydı? 5 Aralık'ta mıydı öyle bir şey? Ayakkabıya çikolata falan koyuyor. <laughs> ben de gizlice çikolata alıyorum. Ben de onun ayakkabısına koyuyorum. İnançlara saygı olsun diye. Ve tabii ki dünyada ünlenmen için Amerika'ya gitmen lazım. 1664 yılında şu anda New York olan... O zaman New Amsterdam kolonisi olarak geçen bir Hollanda kolonisi aracılığıyla Amerika'ya gidiyor bu efsane. Yine her sene kutlanmaya başlıyor ve gittikçe bununla ilgili hikayeler yazılıyor, kitaplar yazılıyor ve Sinterklaas ya da Sint Nicolaas olarak geçiyor bu kitaplarda ve bu karakter bir vagonun içinde ama vagon derken at vagonu sanırım, at arabası yani gökyüzünde uçuyor ve uçarken bak bu daha mantıklı. Uçarken yukarıdan bacalardan aşağıya hediyeler atıyor. Ve burada Sinterklaas Class olarak anılan kişi İngilizce konuşan New York'un yerlileri tarafına adapte edilince Santa Claus oluyor. Okuması daha kolay olduğu için. Ve yine Christmas'la yani Noel'le ilgili bir şiir yazılıyor. O şiirde bu uçan Santa Claus karakterinin Noel'den önce yani Christmas'tan önce geldiğini ve çocuklara hediye bıraktığını anlatıyorlar. Ve yine burada Amerikanlaştırılınca bazı şeyler değişiyor. Bak işte Aralık 6 diyor gördün mü? O zaman Aralık 6'ymış. Ayakkabı yerine bu özel Noel hediye çorapları. Onu da biliyorsunuzdur. O çorapların içine konuyor artık. Ve at arabası bir kızağa dönüşüyor. Ve onu çekenler de uçan 8 geyik. Kuzeyden geldiği söylendiği için yavaştan kuzey kutbunda yaşadığı ve oradan geldiği söylenmeye başlıyor. Tabi ilk başta anlattığımız Santa Claus'un bu hale nasıl geldiğini işte burada söylemişler. Coca-Cola İçeceklerini sattırabilmek için logosunda Noel Baba'yı kullanmaya başlıyor. Güzel taktik ve az önce anlattığım Noel Baba figürünü de bu yüzden yaratıyor. Normalde aslında birçok yerde kendisi o elf gibi cüce olarak geçiyor ama sonra işte Santa Claus'ın görüntüsü değişince büyük ihtimalle elfleri de ona yardımcı olarak vermişler. Böyle aslında çok uzun bir hikayesi var da komplo teorileri, efsaneler, tartışma konuları kafanızı çok karıştırdıysa burada daha temiz bir şekilde anlatılmış. Yani evet... Santa Claus Aziz Nikolas'tan gelmiş. Ve evet Noel Baba'nın ilk versiyonu Türkiye'de yaşamış. Ve evet şu an bildiğimiz Noel Baba'yı Coca-Cola çizdirmiş.